halkı kandırmayalım. Kandırmayalım. Bakın A4 kağıdı 2017 Eylül ayında 9 lirayken şu anda 21-22 liraya satılıyor. A4 kağıdı ya. A4 kağıt ya. Doların artışını bunu örnek gösteriyorlar ve hepsi zam yapıyor ve şu an okul vakti hayatım bütün anneler babalar alışverişte ben her şey iki katı. Kırtasiye malzemelerin dolarla satıldığında gerçekten lütfen mağazalarını ben ilk defa görüyorum ben de aynı şekilde. Hani bir terim var ya krizi fırsata çevirmek. Evet. Bu aslında ticari anlamda ahlaksız bir şey değil. Oradaki boşluğu bulup oradan yardırmak, kendi paranla insanları dolandırmadan bu başka bir şey. Ama sen burada dolardaki zararını insanlardan alıyorsun be. Açık açık ha. Dolar da zarar yapmış belli. Hı hı. İnsanlardan nasıl çıkaracağını şaşırmış. Bu kadar zam yapılmaz ama. Böyle bir şey olabilir mi ya? 9'dan 22 TL ne demek? Ben sana söyleyeyim mi? Bu şey gibi ha, ölü seviciler var ya, tabii, ölü tabii, seviciler. Tabii tabii. Hani, fırsat. Filmlerde daha çok rastlardık böyle. İki kişi düello yapardı. Ölen hemen şey gelirler, o ölüce onun dişini sökerlerdi. Maalesef kendi işte diyorum ya. Artık bu parayı kendi bekasını bu milletin, bu devletin, bu dinin üzerinde tutan insanlar türemeye başladı. Biz başkalaştık, bambaşkalaştık. Maalesef. Ve hiçbir şey bizi şaşırtmaz hale geldi. Öylesine alçak. Bu milletin kanından, bu milletin üzerinden rant elde edip, bu milletin üzerinden en güzel konumlarda yaşayıp, en güzel arabalara, en güzel evlere binip tekrar bu millete ihanet eden alçaktır. Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu millet kendi canını verecek, tankların önüne duracak, bu devleti böldürmeyecek ve sen o rahatlıkla bu milletin böldürmemiş olduğu devlet üzerinden tekrar bu milleti soyacaksın. Böyle bir şey yok. Bak bu gerçekten böyle alçaklıktır, şey bu ihanettir. Hani yağma var ya, yağma. Hı hı. Farkı var mı? Bu hiçbir farkı yani yok. Yani bizim elimiz kolumuz bağlıyken bize bunu yok. Yapıyorlar. Çocuğumuza kırtasiye ürünü alacağımız zaman 3-4 yer mi gezmemiz lazım? Fiyat farkını mı bakacağız? Ama Allah'tan bu denetim yapıldı ve bu firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı. 81 ilde aynı zamanda. Daha başka bir şey söyleyeyim. Evet. Ece daha bir başka soygun bak. Millete soygun, bu soygundur. Aynen. Başkaları da ne yapıyor biliyor musun? Efendim diyor, biz diyor %10 zam yaptık diyor. %10, %5 zam yaptık diyor. Şimdi baktığınız zaman %5'in makul bir tarafı var aslında. Hı-hı. %5 yani 1 TL'lik bir şeyi diyelim 1.10'a satıyor. 1.15'e satıyor veya bir %15'e vesaire. Fakat daha sonrasında bana bir arkadaşım göndermişti. Onda yani öbür gün eğer bu iş büyürse tamam mı? Hı-hı. Bu ganimet avcılarının, bu leş ölü sevicilerin, ölü bu leş kargalarının ümüğünü sıkmak için onları da delil olarak yeri gelse Ticaret Bakanlığı'na yollarız. Tamam mı? Bak ne yapıyorlar? Görünürde bakıyorsun arkadaşlar. Sevgili kardeşler, sizin cebinizden nasıl paraları çalıyorlar? Bakın açık ve net söylüyorum. %10 zam yaptık demek suretiyle ambalaja bakıyorsun. 1.10'a yükseltmiş. Fakat daha sonrasında dikkatli vatandaşlarımız baktığı ambalajı zaman mesela ambalajı da küçültmüş. Ambalajı. Nasıl yani küçültmüş? Yüzde şimdi ambalaj diyelim ki gramajı düşürmüş. Gramajı düşürmüş. Yani diyelim ki 2, 4, 6, 8, 10 tane fındık var değil mi? Evet. Fındıkları 6'ya düşürüyor. Gramajı düşürüyor. Ambalajda istersen daha da küçük bir hale geliyor. Gönülde baktığın zaman diyorsun ki ya makul %5 zam yapmış. Oysa ki bir de gramajdan millete affedersin argo tabirle hakkınızı helal edin. Çıldırmamak elde değil. Ya benim anam pazara gidiyordu kardeşim. Eskiden. İki ay önce. 200 liraya, 300 liraya, 400 liraya aldığını şimdi 200 liraya alıyor. Ya gramajı da düşürmek suretiyle bu millete ihanet eden, bu milletin sırtından zengin olmuş alçaklar, namussuzlar, şerefsizler var. Nihat eskiden geçtiğimiz değil, ondan önceki yıl eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melik Gökçek. Hatırlıyor musun sebze meyve fiyatlarıyla alakalı bir şey yapmıştı, bir denetim getireceğim demişti. Denetim getirmedi, bir adım daha ileri gitti. Domates, patates, soğan vesaire onlar fiyatlar bir anda yükseltilince Sayın Başkan Ankara için çok önemli bir önlem noktasında pazar kurdurdu. Evet, doğru söylüyorsun. Ve bunu tüm şehirlerde olması için de ön ayak olmuştu. Bir anda ondan fiyatlar sonra düştü nasıl Ankara'da. Fiyatlar düştü. Evet. Şimdi bu Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bu denetimler inşallah o fiyatları düşürecek nitelikte bir şey olur. Çünkü kimse kimseyi kazıklamasın. Çünkü çok zor para kazanmak. Yani biz tohumu malımı konuştuk da burada biz kağıdı niye kendimiz üretmiyoruz? Kağıdı çünkü orada da işte niye yurttaşından alınıyor? Yani 9 liralık kağıt bugün 22 lira. A4 kağıdı.
Ya kağıt sıkıntısı var. Onu aslında bir uzmana haklıyız yani. Bir uzmana sormak lazım. Bir uzmana sormak lazım. O konuda cahiliyim, aklınızı helal edin ama Ece'nin dediği çok doğru. Çünkü bazı gazetelerin de kağıt sıkıntısından dolayı çıkmadığını biliyorum. Yani şey, yurt dışına almakta en haklı olduğumuz şey kağıt, şu an gerçekten sıkıntı yaşanıyor. Evet. Ama bak tekrar ediyorum. Bak sonra vay efendim biz duymadık, vay efendim biz işitmedik, vay efendim bize söylemediniz demeyin. Bu tarz milletin sırtına binen, tamam mı? Bu milletin kanından beslenmeye çalışan, efendime söyleyeyim, kendi milletine ihanet eden bu rantçılara çok büyük cezalar geliyor, onu da söyleyeyim. Ama inanılmaz büyük cezalar geliyor. Ama bir şey diyeceğim, şimdi gramajı düşürdü ya, diyelim 200 gramdı. Hı-hı. Ben bunu alırken 200 gramdı. Çok başka bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir firma, biliyor musun? Türkiye bu gramaj, gramajdan. Bir dakika, bir şey soracağım. Eğer öyleyse bu direkt suç yani. Bak, çok büyük. 200 gram yazıyor mu? Suç diyorum işte. Bir dakika, yazıyor mu? Evet, İçinde evet. 100 mü var? Evet. Yandı bitti o zaman, olur mu böyle şey? Ben sandım o grama da 100 yaptı. Hani insanlar ne aldığını görüyor sandım. Öyle bir şey yok yani. Çok büyük firma. 200 sanıyorum, 100 alıyorum. Çok büyük bir firma. Adını şimdi söylemeyeceğim. Ama tekrar ediyorum, bakkalı, marketi vesairesi. Bakın aleni bir savaş veriliyor. Aleni savaş. Gıda sektörü. Bu ülke, bak gıda sektörü. Bu ülke, bakın tekrar ediyorum, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Abazasıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Boşnayla, Pomayla, Gürcüsüyle, Arabıyla bir olmuş vatan savunuyor. İkinci Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Hala devam ediyor bu savaş. Tamam mı? Millet bu kadar cansiperhane bir şekilde evini geçindirmek için, efendime söyleyeyim, günde 3-4 tane işe giderken bu şekilde. Ha, bir de başka bir başlık açacağım. Onu da belki yarın söyleriz. Şimdi bir de okul kayıt paraları diye bir şey çıkmış. Bakın. 300 bunu, lira almışlar. Bunu, bak, abi, bunu almayacaksınız. 1000 lira. Devlet alma diyorsa almayacaksın kardeşim. Tamam. Alanı bildireceğiz, İfşa gerekli yani. Evet. İfşa edeceğiz. Yarın önemli bir dosya açalım o zaman. Evet. Devlet okullarından, okul kayıtlarından zoraki zorla, tamam mı? Ki bakanlığın genelgesi de var. Ben Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güzel bir dostumla konuştum. Kat'i surette Nihat'cığım biz bu işin peşindeyiz. Hayır, bağış dedi. Adı altında bir de alıyorlar. Barışı marışı dinlemiyor. Bağış. Ha, bağış maaş olmayacak. Zaten onu söylüyorum. Bağış maaş yok kardeşim. Kimse bağış vermesin. Devlet hayır dedikten sonra. Peki, diğer haberimize devam ediyoruz. Bu arada da ticari usulsüzlük yapan firmaları siz de afişe edebilirsiniz. Biz de paylaşabilirsiniz. Kim İhbar yazıyor? Hattımıza da yollayabilirsiniz. İzleyiciler yazıyor. Ne yazıyor? Söylesene. Firma ismi İhbar ediyorlar. Firma ismi söyleme. Firma ismi çünkü yasak olabilir yani. Yasak zaten, söyleyemeyiz ama yazıyorlar, biliyor musun? Sayfamda şu an evet, gerekli işler yapılması dileğiyle. Tabii ki. Namuslu esnafı da bir kenara atmadan onlara da saygılarımızı buradan iletiyoruz. Ama hepimizin içinde çıkmıyorum işte böyle ölü seviciler. İşte diye. Yerli üretimin Ece. Günlerde ne kadar önemli söylüyorum, bak, yerli üretimin özellikle görüyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Bazen gülüyoruz, bazen artık yani farkındalık için ne yapacağımızı şaşırdık ama gerçekten. Elimiz kolumuz bağlı. Bizim eskiden mesela, sen çok iyi hatırlaman lazım. Yerli malı haftası diye bir şey vardı, hatırlar mısın? Ya ay, okullarda. Evet vardı çok tabii ki. Yerli malı haftası vardı. Yerli malı haftası. Şimdi Allah aşkına yerli malı haftası yapsak, bilmiyorum şu an hala var mıdır? Ekran başı yerli malı haftası var mı Allah aşkına bize yazın. Vardır da ne götürüyoruz, biliyor musun? Hayır. Hep yabancı ürünler. Heh, işte oraya geleceğim. Hep yabancı ürünler. Yerli malı haftasında ne var onu bilmiyorum yani. Aynen. Ya peki. Evet.